Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet. Şimdi bu derste not alacağız. Bir deneme yapacağız inşallah hep beraber. Onun için herkes kalemini, kağıdını hazır etsin. Ben anlatacağım, siz not alacaksınız. Not alacağınız şekilde ağır ağır anlatırım inşallah. Evet. Dün yeni bir baba başlamıştık. 16. bab. Babul kıraati fi salah. Namazda okuma hakkındaki bab diye. Şimdi bu babta dün biz neyi gördük? Dün Fatiha'yı gördük sadece. Bugün Fatiha'nın dışında namazda okunan surelerle ilgili konuşacağız. 102. kitabımızda da 103. hadis-i şerifi okuyacağız inşallah. An Ebi Katadet el-Ensari, Ebu Katade el-Ensari'den kale dedi ki, kâne Rasulullahi, Allah Resulü idi. Yakra'u, okuyor idi. Fir rekateynil uleyeyni, ilk iki rekatta, min salati zuhri, öğlen namazından ilk iki rekatta, bi fatihatil kitabi, Fatiha suresini, ve surateyni, ve iki de sure okurdu. Yutavvilu, uzatırdı fil ula, ilk rekatta. Ve yukassiru, kısaltırdı fil thaniyeti, ikinci rekatta. Ve fi errekateynil uhrayeyni, son iki rekatta ise bi ummil kitabi, Fatiha suresini okur idi. Sadece, yani başka bir şey okumazdı anlamında söylüyor. Ve kâne idi, yutavvilu, uzatıyor idi. Fir rak'atil ula, birinci rekatta, fi salati subhi, sabah namazında, ve yuqassiru, ve kısaltır idi, fi thaniyeti, ikinci rekatta ise kısaltır idi demiş. Bu hadis-i şerifin metninde bizim manasını bilmediğimiz bir kelime var mıdır? Yok, bizim manasını bilmediğimiz bir kelime yok. Hepsini daha önce görmüşüz zaten. Hadis-i şerifin bütün anlamı ne? Allah Resulü ilk iki öğlen namazının ilk iki rekatında Fatiha suresini ve iki de ayrı sure okurdu. Birinci rekatı uzatır, ikinci rekatı kısaltırdı. Öğlen namazının son iki rekatında sadece Fatiha suresini okur. Birinci rekatı uzatır. Sabah namazında ise birinci rekatı uzatır, ikinci rekatı ise kısaltırdı demiş Ebu Katade el-Ensari. Bu hadis aynı Musi hadisinde söylediğimiz gibi namazda okuma babında umde olan hadislerden bir tanesi. Yani Fatiha suresinden sonra okuduğumuz Zamm-ı sure demiş olduğumuz surede, Fatiha suresinden sonra okumuş olduğumuz Zamm-ı sure demiş olduğumuz surede umde hadislerden bir tanesi. Yani nasıl okuyacağız, uzunluğu ne kadar olacak, Allah Resulü nasıl okurdu? Bu umde hadislerden kabul edilen bir hadis, kıraat babı ile ilgili olarak. Şimdi ilk meselemiz, namazda kıraat, Fatiha'nın dışındaki surelerle ilgili kıraat babında ilk meselemiz, cehri ve sırrı olan namazlar. Cehri ve sırrı olan namazlar. Ne demek bu? Bazı namazlar var, orada imam kıraati açıktan okur, bunlara cehri namazlar diyoruz. Bazı namazlar var, orada imam kıraati içinden okur, bunlara sırrı namazlar diyoruz. Hangi namazlar bunlar? Sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazı, bunlar cehri namazlar. Öğlen namazı ve ikindi namazı, bunlar da sırrı namazlar. Peki bunları neye göre ayırmışlar birbirinden? Yani hangi delile göre sırrı ve cehri ayrımına gitmişler? İmam Bukhari'nin Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki قَرَأَ النَّبِيُّ فِي مَا اُمِرْ وَسَكَتَ فِي مَا اُمِرْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ. Peygamber emrolunduğu namazlarda açıktan okudu. Emrolunduğu namazlarda sustu, sessiz okudu. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ. Senin Rabbin unutkan değildir. Yani Allah bazı namazları unutmuş değildir. Allah özellikle üç namazı açıktan, iki namazı da kısa okumasını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emretmiştir. Evet. İkinci mesele,
Bu hadisten çıkaracağımız ikinci bir mesele nedir? Namazlarda okuma uzunluğunun ölçüsü nedir? Namazlarda okuma uzunluğunun ölçüsü nedir? Bu hadiste dikkat ederseniz şunu gördük. Umumen, yani umumi bir şey söyleyecek olursak, birinci rekat her zaman ikinci rekattan daha uzundur. Üç ve dördüncü rekat ise bir ve ikinci rekattan daha kısadır. Genel ölçü bu. Yani Allah Resulü'nün genel koymuş olduğu ölçümüz bu. En uzun olan birinci rekat olacak. Ondan biraz daha kısa olan ikinci rekat olacak. Üçüncü ve dördüncü rekatta bir ve ikinci rekattan daha kısa olmuş olacak. Peki bu kısalık ölçüsü ne kadar olacak? Yarı yarıya olacak. İmam Müslim'in Ebu Said'in el-Hudri'den rivayet ettiği bir hadis var. Bab içinde bir daha gelecek bu hadis. Ebu Said'in el-Hudri diyor ki, biz Peygamberimizin namazını ölçerdik. Yani ne kadar uzunluğu ne kadardır diye biz Peygamberimizin namazını ölçerdik. Peygamberimiz diyor, öğlen namazının ilk iki rekatında secde suresi kadar okurdu. İlk iki rekatında secde suresi. Secde suresi kaç ayet? 30 ayet. 3 sayfa, yaklaşık 30 ayeti kerime. İlk iki rekata öğlen namazının secde suresi kadar okurdu. Son iki rekat ise, öğlen namazının son iki rekatı, ilk iki rekatın yarısı kadar olurdu. Yani 15 rekat kadar olurdu demiş oluyor. İkindi namazının ilk iki rekatı öğlen namazının son iki rekatının yarısı kadar olurdu. İkindi namazının son iki rekatı ikindinin ilk iki rekatının yarısı kadar olurdu. Demek ki kısaltma neye doğru gidiyor? Yarı yarı gidiyor. Yani ilk ikide ne kadar yapmışsan son ikiye doğru onu biraz daha şey yapmış oluyorsun. Son ikide onu biraz daha azaltmış oluyorsun. Peki burada özellikle soru, yani hadisin içinde tekrar da etti bu konu. Allah Resulü birinci rekatları niçin uzatırdı? Yani diğer bütün rekatlardan birinci rekatları niçin uzatırdı? Bu hadisin Ebu Davud'daki rivayetinde ravi diyor ki, biz şöyle zannederdik. Peygamberimiz insanların birinci rekata yetişmesini istediğinden dolayı böyle yapardı. Yani birinci rekatı özellikle niçin uzatıyor? Ta ki geriden gelenler, mesela namaz dört rekatlık bir namazsa, dört rekatı da imamla beraber kılsınlar. Sen şimdi diyelim cemaat namazı kılıyorsun, ikinci rekatta imama yetiştin. En baştan imama yetişmiş bir adamın aldığı ecir kadar ecir alır mısın? Almasın. Ne lazım? Mesela en fazla ecir alan kimdir? İmamla beraber tekbir getiren adamdır. En fazla ecir alan adam imamla beraber tekbir getiren adamdır. Sonra birinci rekattan itibaren imamla beraber dört rekatı kılan adamdır. Sonra böyle bu şekil sonuna doğru devam eder. Aleyhissalatü vesselam, insanlar ecirden mahrum kalmasınlar diye ravi öyle söylüyor. Biz öyle zannediyorduk diyor Ebu Katade. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatı uzatırdı diyor. Şimdi bu konuyla ilgili, yani bu zikretmiş olduğumuz hadisle alakalı, biraz belki konumuzun dışında olacak ama Peygamberimizin sünnetinden amel fıkhıyla ilgili öğreneceğimiz bir konu var. O da nedir? Eğer yapmış olduğumuz bir ibadette bıkkınlığa düşmek istemiyorsak, o ibadetteki canlılığımızı kaybetmek istemiyorsak eğer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden amelleri nasıl yaptığına dair bilgi edinmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda iki sünneti var. İki sünneti. Bir, eğer yaptığı amel bir bütünse, yani bölünmez bir parçaysa yaptığı amel, mesela namaz gibi, dört rekatlık bir namazı bölebilir misin birbirinden? İkisini şimdi kılayım, ikisini sonra kılayım diyebilir miyiz? Yok. Amel bir bütünse, aleyhissalatü vesselam uzundan kısaya doğru giderdi. Yani uzundan başlardı, en uzundan kısaya doğru giderdi. Niçin? Çünkü insan bir amele başladığı zaman önce canlıdır.
gücü vardır, kuvveti vardır. Sonlara doğru insan gücünü, kuvvetini kaybetmeye başlar. Aleyhisselatü vesselam da insan fıtratına uygun bir şekilde ibadetlerini yapardı. Yani birinci rekat uzun, ikinci biraz daha kısa, üç biraz daha kısa, dört biraz daha kısa. Bu hangi sünneti peygamberimizin? Yaptığı amel bölünmez bir amelse, eğer parçalanmaz bir amel ise böyle yapardı. Peki yaptığı amel parçalanan bir amelse nasıl yapardı? Mesela ne gibi örnek verebiliriz buna? Gece namazı gibi. Öyle değil mi? İki kılıyorsun, iki kılıyorsun, iki kılıyorsun. Bir vakit de yok. Yani istersen yat, kalk bir daha kıl. İstiyorsan ara ver, biraz Kur'an oku, sonra kalk tekrar kıl. Bu tip ibadetlerde ise Peygamberimiz hafiften başlardı, ağıra doğru, yavaş yavaş ağıra doğru giderdi. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz diyor, sizden biri gece namaz kılacağı zaman önce iki rekat hafif namaz kılsın, sonra dilediği kadar uzatabilir. Yani önce iki hafif namaz kılardı, sonra biraz daha uzun, böyle uzatır götürürdü. Niçin? Çünkü amel birbirinden kopuk olduğundan dolayı uzun bir amel seni hazırlıyor Allah Resulü. Spora hazırlanan birinin antrenman yapması gibi. Önce nefsini, bedenini ona hazırlıyorsun. Yavaş 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 artırıyorsun bunu. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz üzerinden verdik ama genelde bütün şeyi bu. Genelde bütün amel fıkhı bu diyebiliriz aleyhissalatü vesselamın sünneti. Çünkü bu şundan dolayı önemli. Yani insan eğer amel yaparken, Allah'a kulluk yaparken bıkkınlıkla alakalı fıkıh sünneti bilmezse Allah muhafaza, zaman içerisinde kulluktan bıkar, farklı arayışlar içerisine girer. Bu da onu ya ifrata götürür veyahut da tefrite götürür. Peki bu söylemiş olduğumuz sünneti ilim talebine uygulayacak olur isek eğer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sünnetini, ilim talebeliği bu ikisinden hangi sınıfa giriyor? İkinci sınıfa giriyor değil mi? Yani uzun bir süreç, birbirinden kopuk olabilecek olan bir süreç, yani ara verilebilecek olan bir süreç. Demek ki ne yapmak lazım o zaman? Küçükten büyüğe doğru gitmek lazım. Yani büyükten küçüğe doğru değil, küçükten büyüğe doğru gitmek lazım ki ilim talebi yerli yerinde olmuş olsun. Evet. Bir başka konumuz şu. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehri değil de sırrı olan namazlarda, yani içinden okuduğu namazlarda, içinden okuyor olmasına rağmen sahabe onun Kur'an okuduğunu nereden bilirdi? Yani sonuçta açıktan bir şey okumuyor, içinden okuyor. Peki içinden okumasına rağmen sahabe onun Kur'an okuduğunu nereden bilirdi? Birincisi, nereden bilirdi sahabe Kur'an okuduğunu? Bu okumuş olduğumuz şeyde geçti. Okumuş olduğumuz hadiste, hadisin bir lafızında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki وَكَانَ يُسْمِعُ الْآيَةَ اَحْيَانًا. Peygamberimiz bazen bize ayetleri işittirir idi. Yani okuduğu ayetleri sessiz bile okusa ne okuduğunu bilelim, ne okuduğunu anlayalım diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen bize okuduğu ayetleri işittirir idi. İkincisi, nereden bilirlerdi Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim okuduğunu? Sakalının oynamasından bilirlerdi. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Habbab radıyallahu anh'a sordular. Dediler, siz cehri olmayan namazlarda Peygamberimizin Kur'an okuduğunu nereden bilirdiniz? Dediler. O da dedi ki بِالْتَرَابِ لِحْيَتِهِ. Biz onun sakallarının oynamasından onun Kur'an-ı Kerim okuduğunu biz bilirdik dedi radıyallahu anh. Evet. Şimdi burada bir meseleye daha değinelim isterseniz. Genelde bizim toplumumuzda veya ilmihal kitaplarımızda şöyle bir bilgi vardır. Sünnet olan İlk iki rekatta Fatiha ile beraber Zamm-ı Sure okumak, son iki rekatta ise sadece Fatiha suresini okumaktır. Böyle genel bir bilgi var. Bu doğru mudur? Değildir. Sünnet bu değildir. Sünnet nedir? Fatiha ile beraber son iki rekatta bazen sure okumak,
bazen sure okumamaktır. Sünnet böyledir. Yani bazen okuyacaksın, bazen okumayacaksın. Okumadığının delili ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim okuduğumuz babın hadisi. Değil mi? Sadece Ummul Kitap okurdu son iki rekatta diyor. Peki okuduğunun delili ne? Aleyhissalatu vesselamın. Konu içinde bir hadis zikrettik. Ebu Said'in el-Hudri'nin hadisini söyledik. Allah Resulü öğlenin ilk iki rekatında secde suresi kadar okur. Son iki rekatında da onun yarısı kadar okurdu. Yarısı kadar okurdu diyor. Yarısı kadar dediği 1,5 sayfaya tekabül ediyor. Yani sadece Fatiha okumayla 1,5 sayfalık peygamberimizin orada beklemesi mümkün değil. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son iki rekatta da Fatiha'nın dışında Kur'an-ı Kerim okurdu. Ebu Bekir'den radıyallahu anh son iki rekatlarda birinci teşehhütten sonra bazen Fatiha'dan sonra şu ayeti okuduğu naklediliyor. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Kendi katından bize merhamet et. Şüphesiz ki sen el-Vehhab olan Allah'sın. Demek ki bazen ne yapacağız kardeşler? Bazen okuyacağız, bazen okumayacağız. Sünnet olan bu. Yani mutlak olarak okumayacağız diye bir şey söz konusu değil. Evet. Şimdi bu okumuş olduğumuz hadis-i şerifte, yani 102. kitabımıza göre hadis-i şerifte iki tane namaz geçti. Neydi bu namazlar? Öğlen ikindi namazı, bir de sabah namazı. Yani iki tane sırrı, bir tane cehri namaz geçti. Şimdi biz diğer rivayetlerde gelmeyeceği için bu hadisin altında öğlen namazında Peygamberimizin sünneti neydi? Hangi sureleri okurdu? İkindide sünneti neydi? Sabah namazında sünneti neydi? Şimdi onlarla ilgili konuşacağız biraz. Öğlen ve ikindi namazlarında Fatiha'dan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti neydi? Birinci rivayetimizi İmam Müslim rivayet ediyor. Cabir İbn-i Semura'dan. Cabir İbn-i Semura diyor ki Peygamberimiz öğlen ve ikindi namazlarında وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى gibi sureleri okurdu. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى gibi sureleri okurdu. Başka bir rivayette yine Cabir İbn-i Semura'nın rivayeti bu. Yine İmam Müslim ondan rivayet ediyor. Cabir İbn-i Semura diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sebbih isme rabbikel a'la ve benzeri sureleri okurdu. Benzeri dediğinden kastettiği ne Cabir İbn-i Semura'nın? Yani uzunluğu onunla aynı olan o ayarda ki kısar-ül mufassal dediğimiz surelerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okurdu diyor. Başka bir rivayette de zaten وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ gibi sureleri okurdu diyor aleyhissalatü vesselam. Zaten hepsini topladığımız zaman bu rivayetleri demek ki öğlen ve ikindi namazlarında o uzunlukta okurdu. Bir de yukarıda yazdırdığımız hadisi de hatırlayın, unutmayın. Secde suresi kadar okurdu diyor ya. Bu secde suresini okurdu demiyor ha, dikkat edin. Secde suresi kadar okurdu diyor. Yani uzunluğu 30 ayete veya 3 sayfaya tekabül eden surelerden okurdu diyor. Evet. Sabah namazında peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne okurdu sabah namazında? Sabah namazını iki kısma ayıracağız. Bir sabah namazının farzı, iki sabah namazının sünneti. Sabah namazının farzına gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genel itibariyle uzun sureleri okurdu. Mesela muttefakun aleyh olan Cabir rivayetinde Peygamberimizin sabah namazı için diyor ki Cabir radıyallahu anh Peygamberimiz 60 ayet ile 100 ayet arası okurdu sabah namazında. 60 ayet ile 100 ayet okurdu sabah namazında. Yine İmam Müslim'in Cabir'den rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sabah namazında Kaf suresini okudu diyor. Kaf suresini. Kaf suresi kaç ayet? 45 ayet-i kerime değil mi? Yani o da uzun sayılan surelerden. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuyuşunu düşünürsek aleyhissalatü vesselamın okuyuşu nasıldı? Şimdi Malik uzatarak okudu. وَكَانَ خِرَاءَتُهُ مَدَّنْ
Peygamberimizin kıraati uzatarak okurdu aleyhissalatü vesselam. Yani ayetlerin sonunu özellikle uzatırdı. Peki ayetlerin içeriğini nasıl okurdu aleyhissalatü vesselam? Hazreti Ayşe'nin namazı diyor, eğer biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlese onun tek tek okumuş olduğu ayetlerin harflerini sayardı. Değil mi? Yani çünkü Allah ona diyor, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Kur'an'ı tertil üzere oku. Tertil kısım kısım. Tertilin en baş rükünü nedir? İnsanın okurken her harfi, her mahreci yerli yerinde yerine getirmesidir. Aleyhissalatü vesselam da böyle okuduğu için sabah namazı Peygamberimizin en uzun kıldırmış olduğu namazdır diyebiliriz. Bu sabah namazının farzı. Peki sabah namazının sünnetinde aleyhissalatü vesselam ne okurdu sahabesine? Bir, Müslüm'de Ebu Hureyre'nin hadisi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Bir de yine Müslüm'de İbni Abbas radıyallahu anh'ın hadisi var. İmam Müslüm'ü rivayet ettiği. Peygamberimiz sabah namazının sünnetinde Ali İmran suresi 64. ayeti okurdu. Kul ya ehlel kitabı te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum ayeti. Ehli kitabın İslam'a davet edildiği ayeti kerime. Bir de Bakara suresi 136. ayeti kerimeyi okurdu Peygamberimiz. Kul amennâ billahi diye başlayan bir ayeti kerime var. Bunun rakamını şundan dolayı söyledim. Kur'an'da iki tane var bu ayetten. İkisinin lafzı birbirinden biraz farklı. İbni Abbas'ın kastettiği Bakara suresi 136. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda bunları okurdu. Bunlar Peygamberimizin sabah ve öğlen ikindi namazlarında okumuş olduğu sureler. Evet. Not alamayan var mı? Eksik bırakan? Buyur. Tamam. Yok, şeyi soruyorum. Bir yeri eksik kalan, bir yeri atlayan kimse var mı? Yok. Buyur. Hızlı olduğundan dolayı mı? Tamam. Biraz daha yavaş söylerim inşallah. Evet. Bir tane daha hadis-i şerif okuyalım. An Cübeyr ibn-i Mut'im. Cübeyr ibn-i Mut'im'den radıyallahu anh kâle dedi ki semi'tun nebiyye ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işittim yakra'u fil maghribi akşam namazında okuyor idi bit-turi Tur suresini okur iken ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işittim dedi. Bu hadis-i şerifte de neyi anlatacağız? Akşam namazının kıraatini anlatacağız inşallah. Şimdi bu Cübeyr ibn-i Mut'im kimin oğlu? Mut'im İbni Adi'nin oğlu. Mut'im İbni Adi kim peki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendi himayesine almış ve müşriklerin eziyetlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumuş olan kişi. Bedir gününde Allah Resulü müşriklerden esir alınca bu Cübeyr İbni Mut'im müşriklerin temsilcisi olarak şeye geliyor. Medine'ye geliyor. Allah Resulü ile pazarlık yapacak. Tabi Medine'ye geldiği zaman tam namaz vaktine denk geliyor. O sırada Allah Resulü namaz kıldırıyor. Burada değil de başka bir rivayette diyor ki ben peygamberimizin okumasını işitince neredeyse kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. O kadar etkilenmiş, o kadar kötü olmuş ki kalbi yerinden çıkacak gibi olmuş. Sonra Allah Resulü işte buna dedi ki eğer senin baban yaşıyor olsaydı ve benden bu leş parçalarını esirleri kastediyor bırakmamı isteseydi ben onun hatırı için hepsini serbest bırakırdım diyor. Yani ona babasının peygamberimizin üzerindeki iyiliğini hatırlatıyor. Senin baban zamanında beni müşriklerden korudu. Zamanında bana bir iyilikte bulundu. Eğer senin baban bugün gelseydi deseydi ki benim hatırıma bu esirlerin hepsini serbest bırak. Ben hepsini serbest bırakırdım. Zaten orada Allah Resulü'nün güzel ahlakını iyiliğe iyilikle mukabele ettiğini görünce zaten etkileniyor. Daha sonraki zamanlarda da İslam orada kalbine giriyor aslında. Ama daha sonraki zamanlarda gelip o zaman değil iman edip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslim oluyor. Akşam namazında ben
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Tur suresini okuduğunu işittim. Demek ki ilk olarak bunu not edeceğiz. Bir, sünnetten bildiğimiz Peygamberimiz akşam namazında Tur suresini okurdu. İki, Mervan İbni Hakem insanlara akşam namazı kıldırdığı zaman kısa sureleri okuyor insanlara. Yani kısa namazı kısa bir şekilde kıldırıyor. Zeyd İbni Sabit de ona diyor ki, sen niye namazları bu kadar kısa kıldırıyorsun? Zeyd İbni Sabit. Sen niçin namazları bu kadar, yani akşam namazını bu kadar kısa kıldırıyorsun? Ben Peygamberimizi iki uzunun en uzununu akşam namazında okurken işittim diyor. İki uzundan en uzun olanı akşam namazında ben okurken işittim diyorlar. Soruyorlar, diyorlar ki iki uzun hangisidir? Araf ve En'am suresidir diyor. Yani Allah Resulü iki uzundan Araf ve En'am suresine en uzununu okudu akşam namazında. Yani Araf suresini okudu. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında Araf suresini okumuş ki Araf suresi bir cüzden fazla olan surelerdendir. Yani Kur'an-ı Kerim'in en uzun surelerindendir o da. Peygamberimiz bunu okumuş akşam namazında. Bu Buhari'nin hadisiydi. Bu söylemiş olduğumuz hadis Buhari hadisiydi. Muttefakun aleyh bir hadiste Abdullah İbni Abbas Mürselat suresini okudu. Annesi dedi ki, Mürselat suresini okudu. Annesi ona dedi ki, ben senin bu okuyuşun bana Peygamberimizin okuyuşunu hatırlattı. Senin bu okuyuşun bana Peygamberimizin okuyuşunu hatırlattı. Ben en son Peygamberimizi akşam namazında Mürselat suresini okurken işitmiştim dedi. Ben en son Peygamberimizi akşam namazında Mürselat suresini okur iken işitmiştim dedi. Bir tane daha hadis yazdırayım size. Bu da İmam Müslim'in, İmam Bukhari'nin hadisi. Rafi İbni Hadiç adındaki bir sahabeden nakledilmiş olan bir hadis. O da diyor ki, biz Allah Resulü ile beraber akşam namazını kılardık. Sonra ayrılırdık. Bizden biri okunun yerini görürdü. Şimdi ne demek istiyor bu hadis-i şerifte? Şunu söylemek istiyor. Şimdi akşam ne zaman biz namazı kılıyoruz? Güneş battığı zaman namazı kılıyoruz, değil mi? Önce karanlık, çok az bir karanlık. Yani güneş batıyor ama yine birbirimizi görebiliyoruz. Etrafımızı görebiliyoruz. Sonra karanlık yavaş yavaş artmaya başlıyor. Bir yerden sonra artık ışık olmazsa hiçbir şeyi görememeye başlıyorsun. Rafi İbni Hadiş diyor ki, Peygamberimiz namazı o kadar erken bitirirdi ki henüz daha akşamın yeni güneş batışındaki o karanlıkla ışığın karışık olma hali devam ederdi. Yani sen okunu fırlatsan, sonra baksan acaba benim okum nereye düştü? Okunun nereye düştüğünü görürdün diyor. Demek ki Allah Resulü kısa bir şeyler okurdu ki, kısa bir şey okuman lazım ki, yani namazın bu kadar erken bitsin, insanlar etraflarında olanı biteni görsünler. Bu da namazda Peygamberimizin kısa bir sure okuduğunun, yani akşam namazında kısa bir sure okuduğunun alametidir. Demek ki şu o zaman, yanlış bir bilgi. Yani Allah Resulü akşam namazında kısa sureleri okurdu. Akşam namazında kısa sureler okudur. Bu yanlış bir bilgi. Öyle değil mi? Allah Resulü uzun sureleri de okuduğu olmuştur. Aleyhissalatü vesselam. Kısa sureleri okuduğu da olmuştur. Namazı çok uzattığı da olmuştur. Namazı çok kısa tuttuğu da olmuştur. Sünnet bunların hepsine beraber riayet etmektir diyebiliriz. Buraya kadar benim anlatamadığım ya da sizin sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Buyurun. Estağfurullah. Mervan İbni Hakim'in hadisinde var ya, kısa süreleri okuyordu dediniz sanki, ya da ben öyle anladım. Evet. Ardından Zeyd bin Sabit niye böyle yapıyorsun deyince, Peygamber Arap süresini okurdu dedi.
o uzun süreleri kastediyor ama kendisi kısa süreyi okuyor. Yok, namazı kıldıran Mervan İbni Hakem. Evet. Mervan İbni Hakem şey Emevi halifelerinden bir tanesi. O zaman biliyorsun eskiden halifeler insanlara namaz kıldırıyorlardı. Mervan İbni Hakem sürekli kısa okuyunca Zeyd İbni Sabit ona soruyor. Sen niye hep kısa okuyorsun? Yani ben peygamberin Araf okuduğunu da işittim diyor. Herhalde şöyle düşünüyor. Acaba Mervan sünneti yanlış mı biliyor? Yani hani gerçi Mervan'ın sünnet gibi bir derdi yok da zaten Ayyaş adamın ne derdi var? Sünnet nedir? İşte farz nedir? Öyle bir derdi yok da. Bir tanesi gene öyle sabah namazlarını gelip ziyat 4 rekat 4 rekat kıldırıyormuş. Sarhoş gece içiyor sabaha kadar, çekiyor kafayı. Sabah da geliyor millete namaz kıldırıyor. Demiş ki ya ben bugün acaba namazı size fazla mı kıldırdım? Yani sanki fazla kıldırdığımı düşünüyorum. Abdullah İbni Mesud demiş sen ne zamandandır namazı fazla kıldırıyorsun? Yani sen yeni olduğunu mu zannediyorsun? Zaten biliyorsunuz İslam'a ilk darbeyi Emeviler vurmuşlar. Yani cahiliyeyi tekrardan İslam'ın içerisine diriltenler Emeviler. Mervan İbni Hakem de bunlardan bir tanesi. Mervan İbni Hakem kim? Bu meşhur kim sizden bir münker görürse eliyle değiştirsin hadisinin kendinden dolayı söylendiği adam. Yani şimdi bayram namazını biz nasıl kılıyoruz? Bayram namazında biliyorsunuz önce namazı kılıyoruz. Sonra hutbeyi okuyoruz. Yani cuma namazının tam tersini yapıyoruz. Mervan İbni Hakem de demiş ki ben önce hutbeyi vereceğim. Şey estağfurullah. Önce namazı kılacağım. Ondan sonra hutbeyi şey yapacağım. Ondan sonra hutbeyi vereceğim demiş. Estağfurullah. Tam tersini söylemiş. Niye demiş? Çünkü insanlar öyle namaz kılıp gidiyorlar. Beni dinlemiyorlar. İnsanlar otursunlar beni dinlesinler. Şeyde Ebu Said el-Hudri de müdahale etmiş. Böyle şey olur mu demiş yani. Hani engel olmuş. İşte sen niye engel oluyorsun diye kızınca ben Allah Resulü'nü işittim. Kim bir münkeri görse eliyle değiştirsin. Gücü yetmese diliyle, gücü yetmese kalbiyle değiştirsin demiş. Yani bu Zeyd ibn-i Sabit bunun sünneti yanlış olabiliyor olabileceğini düşünmüş. Ya sen böyle biliyorsan Allah Resulü hep kısa okumazdı. Hani ben onu Araf'ı da okuduğunu işittim diye uyarmış. Başka var mı anlatamadığım veya anlaşılmayan bir yer? Siz dediniz ya 3. veya 4. rekatta hani zaman surede okunabilir bazen dediniz. Hı hı. Sürekli olmadığı için. Hani bu cemaat namazlarında nasıl olacak? Yani. Şimdi cemaat namazında zaten bu tip soruların bir anlamı yok. Çünkü cemaat namazında biz imama tabiiz. Öyle değil mi? Cemaat namazında biz imama tabiiz bu bir. İki, cemaat namazında biz ilk 2 rekatta da son 2 rekatta da Fatiha dışında hiçbir şey okumuyoruz. Dün ne yaptık? Biz bir hadis gördük değil mi? Peygamber ne dedi? Arkasını dönüp لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ siz galiba imamınızın arkasında okuyorsunuz dedi. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü deyince لَا تَفْعَلُوا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ sadece Fatiha suresini okuyun, onun dışında hiçbir şey okumayın dedi. Yani biz imamla namaz kıldığımızda sadece Fatiha okuyacağız. Başka hiçbir şey okumayacağız. İki, bütün mesela sünnetleri öğrendik diyelim. İmamla namaz kıldığımızda bunların hiçbiri geçerli mi? Değil. İmamla namaz kıldığında en önemli farz imama tabi olmaktır. اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ İmam kendisine uyulsun diye imam tayin edilmiştir. Yani bir sünnet mesela sen imama uyduğunda bir sünneti yapamıyorsun diyelim. Yerine getiremiyorsun, örnek veriyorum. Ne yapacaksın? Sünneti terk edeceksin. İmama ittiba edeceksin. Çünkü imama ittiba etmek farzdır. İmamla uyuşmadığın zaman peygamberimizin tehdidi vardır. Başı eşek başına dönmesinden korkmaz mı diyor aleyhissalatü vesselam. Ama bir sünneti terk ettiğin zaman bunun senin namazına vereceği bir zarar yoktur. İmam peki böyle yapabilir. Nasıl? Tabii. Allah Resulü yapmış işte zaten. Allah Resulü'nün namazından bunu görmüşler. İmam yapabilir. Peki hocam bir imam yani bir sünneti yapıyorsa memnun da hani o sünneti yapmak zorunda mıdır? Misal hani sonradan birisi katıldı namaza. Tamam. Onlar 4. rekatta ama diğer hani katılan ise 3. rekatta. O diğer de hani şey okuması gerekir mi? Hani salli bari Rabbena dualarını imama tabi olmak için. Soruyu tam anlayamadım ama hakkını helal et. Soruyu anlasam inşallah. Hani imama tabi olmamız gerekir ya hocam. Evet. İmama sünnette de eğer imam bir sünneti yapıyorsa arkadakiler de ona tabi olmak zorunda mıdır? Namazı. İmam bir sünneti yapıyorsa arkadakiler ona tabi olmak zorunda mıdır? Yani dua anlamında mı söylüyorsun? Dua anlamında. Yok şimdi imam mesela diyelim ki secdede
İşte Subhane Rabbiyel A'la dedi. Sonra peygamberimizden varit olan diğer duaları okuyor. Sen bilmiyorsun. Sen sadece Subhane Rabbiyel A'la demen senin için kafidir. Yani şart değil. Sen imamın her okuduğunu, gizli açık her okuduğunu sen de onunla beraber okumak gibi bir zorunluluğun yok senin. Başta soruyu anlamadım. Hakkını helal et. Evet. Tamam inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.